Muharrem ayında tutulan orucun fazileti ile ilgili hadisler sahih midir? O hadisleri de sen söyle yeter bu kadar. Nasıl olsa sen yazıyorsun şimdi bugünlerde onları. Senin daha tazedir aklında. Yani kitaplarda hadis sahih diye geçiyor da hani biz... Yok, yok sen söyle diyorum yani. Sahih olarak geçiyor tabii ki. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Evet yani Medine'ye hicret ettiğinde Peygamber Efendimiz Yahudilerin bu Aşura günü dediğimiz Muharrem'in 10. günü oruç tuttuğunu görüyor. Niçin tuttuğunu sorduğunda da onlar işte Musa Aleyhisselam'dan kalma bir ibadet olduğunu söylüyorlar. Peygamber Efendimiz de Musa'dan sebepse diyor biz Musa'ya sizden daha çok yakınız. Dolayısıyla bu orucu da sizden yani tutmaya daha layık olan biziz. Ve Muharrem 10. günü 9-10 veya 10-11 onlar bir gün tutuyorlar. Müslümanlar da Ramazan orucu farz kılıncaya kadar 2 gün bu orucu tutmuşlar. Ramazan orucunun farz kılınmasından itibaren Peygamber Efendimiz dileyen artık Muharrem orucunu tutmayabilir. Bizim kendi farz olan orucumuz artık Ramazan ayı. O bir ay oruçtur diye açıklamış. Bunun dışında başka bir şey yok. Tamam zaten o şekilde. Biz Musa'ya daha yakınız ifadesi ben az önce bir şey söylemiştim. Gerçek anlamda yani Musa Aleyhisselam'a hakikaten inananlar biziz. İsa Aleyhisselam'a hakikaten inananlar biziz. Yani biz İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmadan Allah'ın peygamberi olarak inanıyoruz. Tevrat'a inanıyoruz. Musa Aleyhisselam'a inanıyoruz ve İncil'e Tevrat'a inanıyoruz, İsa Aleyhisselam'a ve İncil'e inanıyoruz. Dolayısıyla gerçek manada o iki peygambere inananlar biziz.